2017 yılında Doki Doki Literature Club oyununun çıkmasıyla beraber korku oyunlarında bir görsel roman furyası başladı. Peki nedir bu görsel roman? Herhangi bir oynanış öğesi barındırmayan veya bunu minimumda tutan, hikayesini yazılarla ve resimlerle aktaran oyunlara görsel roman diyoruz. Anlayacağınız görsel kitapla diyebiliriz. Böyle bir oyun kategorisi var. Bu kategorinin bir zamanlar en popüleri Ace Attorney iken şu anda Doki Doki başı çekiyor. Doki Doki öyle bir oyundu ki psikolojik korkuyu ise tatlı anime kızlarına rağmen ilik ilik hissettiren, bilgisayarınızın dosyalarına erişmesiyle yenilikçi bir oynanış sunan ve akılda kalıcı karakterleriyle görsel roman olmasına rağmen kendini tekrar tekrar oynatabilen bir oyundu. Oyunun bedava olması ve bu anime kızlarının psikopatça kendilerini ölüme sürüklemesi oyuncuların baya baya ilgisini çekti. Doğal olarak da Steam'de milyonlarca kişi tarafından oynandı ve aynı şekilde YouTube'da da izlendi. Başarısı büyük olacak ki bu tarzda bir sürü oyunun çıkışını gördük. Fakat taklitler aslını yaşatır desek yalan olmaz. Doki Doki'yi bu kadar popüler yapan şeyin tatlı anime kızları kendilerini öldürüyor sanmalarıyla bu tarz bir sürü oyun çıkardılar. Fakat bu kadar basit değil. Doki Doki aslında gayet güzel bir hikaye barındıran, tutarlı ve psikolojik rahatsızlıklara gerçekçi bir şekilde yer veren bir oyundu. Tatlı kızlar kendilerini öldürüyor gibi basit bir şey değildi. İçerisinde bir sürü gizem barındırıyordu ve insanlar bu gizemleri çözmek için oyunu tekrar tekrar oynuyordu. Müzikleri, atmosferi, psikolojik korku öğeleriyle Doki Doki tam bir başyapıttı. Şimdi gelelim videomuzun asıl konusuna. Doki Doki'nin popülaritesiyle bu tarz oyunların arttığını söyledim ve karşıma yine bu tarz bir oyun çıktı. Oyunun ismi ise Needy Girl Overdose. Yine aynı şekilde oyunda Doki Doki'de de olduğu gibi bir anime kızı var. Ve onun etkileşime geçerek kaderini belirliyoruz. Fakat bu kız ve bu oyun sandığınız kadar masum değil. Doki Doki'den çok daha karanlık bir oyun var karşımızda. Ve oyun bu karanlık düşüncelere, olaylara çok daha gerçekçi ve tutarlı bir şekilde yaklaşıyor. Şimdi oyuna toplamda 20 son var. Evet fazla farkındayım fakat bunların her birine bakacağız merak etmeyin. O yüzden bu uzun bir video olacak. Kimisi mutlu sonla bitiyor, kimisi ise aşırı derecede karanlık bir sonla bitiyor. Gerçekten karanlık. O zaman hazırsanız karşınızda Needy Girl Overdose'un hikayesi ve bütün sonları. Oyuna başladığımızda bizi bir bilgisayar ekranı karşılıyor. Sol üstteki giriş düğmesine tıklıyoruz ve bizi bir kullanıcı adıyla şifre karşılıyor. Kullanıcı adı kısmına baktığımızda Angel Kawaii kullanıcı adını görüyoruz. Şifreyi giriyoruz ve karşınızda birçoğunuzun hayali simsiyah saçlara sahip gotik bir kız çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz gotik kızın ismi Aim. Kendisi az önce hayal ettiğiniz gibi evet bizim sevgilimiz. Henüz yayıncılığa yeni atılmış bir e-girl ve amacı takipçileri üzerinden para kazanıp onları sömürmek. Bunu da Kawaii Angel nickinin arkasına gizlenerek YouTube'dan açtığı yayınlarla yapmayı planlıyor. Neden böyle diyorum? Çünkü Aim takipçilerini düşünmeyen, gözünü sadece para bürümüş ve istediği miktarda para kazanmayınca hepsini hayatından defedebilecek birisi. Anlayacağınız canlı yayın tarafına ne kadar büyük paralar kazanıldığını öğrenmiş ve ben de yapayım da insanlar bana para atsın, bu sayede kiramı zamanında ödeyebileyim ve baktık iyi gidiyor, belki zengin olurum kafasıyla girişmiş bir kız. Sağ taraftaysa yeni yayıncı kızımız Aim'in takipçi sayısını görebiliyoruz. Henüz daha yeni başladığı için bir takipçisi var. Fakat takipçi sayısının altına baktığınızda stres, ilgi ve mental sağlık kategorileri bizi karşılıyor. Oyunda herhangi bir amacınız yok. Nasıl isterseniz öyle oynayabiliyorsunuz. Yani keyfinize göre oyunu değiştirebiliyorsunuz ve nasıl bir yolu izleyeceğinize tamamen siz karar veriyorsunuz. İyi bir sevgili de olabiliyorsunuz, kötü bir sevgili de. Fakat seçtiğiniz yola göre tabii ki de oyunun sonunda sizi bekleyen sonuçlar da olacak. O yüzden bu videoda malumunuz oyunda bulunan 20 sonun tamamına bakıp bu sonlara nasıl ulaşıldığına ve aslında neyi temsil ettiklerine, bize ne anlatmak istediklerine bakacağız. Oyuna başlıyoruz ve Aim ile yazışmaya başlıyoruz. Kendisi bizi ne kadar sevdiğini ve onun için bu dünyadaki en önemli insan olduğumuzu söylüyor. Buradan da karakterimizin ne kadar içli dışlı olduğunu, güzel bir ilişkide olduklarını, birbirlerine değer verdiklerini anlıyoruz. Ufak bir yazışmanın ardından Aim yayın için hazırlanıyor. Makyajını yapıyor ve yayına giriyor. Biz ise Aim'in sevgilisi olarak yayın chatinde moderatörlük yapıyoruz ve yorumları silmekle görevlendiriliyoruz. Bu yayın sekanslarında isterseniz kötü yorumları silebiliyorsunuz, isterseniz de tutabiliyorsunuz. Hatta iyi yorumları bile silebiliyorsunuz. Ayrıca aynı şekilde yorumların üstüne tıklayarak her yayın sadece 2 tane yorum okutabiliyorsunuz. Ben ilk oynayışımda iyi bir son yapmak istediğimden kaynaklı bu kötü yorumları elimden geldiğince silmeye çalıştım. Ve iyi yorumlar okutmaya çalıştım. Peki gerçekten iyi sona ulaşabilecek miyiz? Göreceğiz bakalım. Aim ilk yayınına giriyor ve ilk yayınında 190 izleniyor. Chat'i de gayet pozitif, kendisi de mutlu mesut akıp gidiyor yayın. Böylece ilk yayınında 1000 takipçiye ulaşmış oluyor ve günü bu şekilde kapatıyor. İlk yayın bittikten sonra günler 3'e ayrılıyor. İsterseniz Aim ile bir etkinlik yapabilir veya onu direkt yayına sokabilirsiniz. Fakat çok fazla yayına sokmak akıl sağlığını etkileyeceğinden kaynaklı bunun üzerine çok gitmemek gerekiyor. Anlayacağınız birlikte vakit geçirmeniz ve güzel günler geçirmeniz gerekiyor ki iyi sona ulaşabilirsiniz. O yüzden günleri oyun oynayarak, birlikte vakit geçirerek harcamayı seçtim. Ve seks yaparak. Evet, oyunda seks yapma var. Şimdi videonun bu kısımlarında bazı günleri atlayacağım. Fakat merak etmeyin, önemli yerleri arada kesip söyleyeceğim. Çünkü oyunda her yaptığımı söylersem bu video saatleri bulur.
O yüzden kısa kesip direkt sonlara ve aradaki önemli noktalara odaklanmak daha mantıklı. Aim'i yayına sokarken bazı yayın konseptleri beliriyor. Bu her yayın konsepti bizi farklı bir sona ulaştırdığı gibi Aim'i de oyun boyunca etkiliyor. Eğer çok fazla iyi görünümlü yayınlar yaptırırsanız farklı bir sona, çok fazla karamsar yayınlar yaptırırsanız da farklı bir sona ulaşıyoruz. Yani buraları dikkatli seçmeniz gerekiyor. Günleri biraz atlayalım ve 9. güne geçelim. Bu ilk 8 günde Aim'in stresini elimden geldiğince düşük tutmaya çalıştım. Her şey gayet güllük gülistanlık gidiyordu. Fakat birazcık aksiyona ihtiyacım vardı. O yüzden de Aim'in stresini olabildiğince körükledim. Ve sonuç... Aim delirmeye başladı. Bana beni kes diye kendine zarar vermek istediğini belirten mesajlar atmaya başladı. Ve ben de kestim. Sonrasında bir anlığına normale döndü. Ve hiçbir şey umurunda değilmiş gibi telefonuna bakmaya başladı. Fakat Twitter'ına girdiğimde kendi kişisel hesabından ölümü arzuluyorum yazan bir tweet attığını gördüm. Aim'e uyguladığım tavırlara göre onu kötü yola sürüklüyor ya da mutlu ediyordum. Ki Needy Girl Overdose'un da aslında en güzel yanı bu. Ne isterseniz bu kıza onu yapabiliyorsunuz. İsterseniz bu kızın hayatını cehenneme çevirebiliyorsunuz, isterseniz de onu dünyanın en mutlu insanı yapabiliyorsunuz. Bu seçimler tamamen sizin ne yaptığınıza göre şekilleniyor. Ve ben buna bayıldım. Şimdi bu sona doğru gittiğimizde arada bizi çok fazla önemli detaylar karşılamıyor. O yüzden direkt sona atlıyorum. 30 günün sonunda Aim'in takipçisi 3.979.092'ye ulaşıyor. Kendisi artık bayağı büyük bir YouTuber oldu. Tamamen de olmasa stresten uzak bir ay geçirdim ve olabildiğince ona ilgi gösterip destek çıkmaya çalıştım. Ufak bir mental sağlığına hasar verdim fakat çok da önemli olmasa gerek diye düşünüyorum. Ona olabildiğince yardım etmeye, destek olmaya ve bu yolda alabildiği kadar fazla takipçi almasını sağladım. Sonuç olarak büyük paralar kazandı ve son yayınını açtı. Son yayınında yeni bir ev aldığını ve evinin nerede olduğunu söylemeyeceğini ama aşırı iyi bir yerde olduğunu söyledi. Sonrasında Twitter'a girdim ve Aim'in gizli hesabını buldum. Twitter'daki gizli hesabındaysa Aim'in şunları yazdığını gördüm. Vay be Pichan, mutluymuş gibi davranmak çok da kötü değilmiş. Pichan'a teşekkür etmek beni duygulandırdı. Fakat bu tarz bir mutluluk çok yavan. Sırf hayranlarımı mutlu etmek için yayın yapmak çok sıkıcı. Pichan ile yaşamak artık çok sıkıcı. Yazdığını görüyoruz. Bu yazılardan da ne kadar takipçiye ulaşsa da ne kadar para kazansa da bu mutluluğun onu bir süre mutlu ettiğini ve böyle bir şey istemediğini görüyoruz. Fazla para kazanarak veya fazla takipçiye ulaşarak mutlu olacağını sanıyordu. Fakat kendini kandırmıştı. Bunun sonucunda da hayattan tamamen bıkmış ve kazandığı paralarla çok büyük ihtimalle emekli hayatı tarzı bir şey sürmek istiyor. Bu yazıları okuduktan sonra gizli hesabına takip isteği yollamaya çalıştım. Ve beni engelledi. Sonrasında sıradan bir mutluluk belki de onun istediği bir şey değildi yazısıyla karşılaştım. Böylece ilk sona ulaşmış oldum. Kendisine ne kadar iyi davranırsanız davranın, ne kadar onu motive ederseniz edin, eninde sonunda sizi bir kenara atıyor. Ve tamamen bencilce kendisine odaklanıyor. Yaptıklarınızı tamamen hiçe sayıyor ve sizi hayatından tamamen çıkarıyor. Bu sonda da Aim'in ne kadar bencil olduğunu görüyoruz. Ya da bilmiyorum, belki onu kestiğimden kaynaklı da olabilir. Gelelim ikinci sona. Bu arada bazı sonlar çok kısa olduğundan kaynaklı üstlerinden kısa kısa geçeceğim fakat uzun sonlar da var, merak etmeyin, onları da anlatacağım. Bu sefer bahsedeceğimiz sona ulaşmak aşırı kolay. Aim'e hiçbir türlü yayın yaptırmadığınızda ve sadece onu uyuttuğunuzda bu sona ulaşabiliyorsunuz. Sonrasındaysa Twitter'a şöyle bir tweet atıyor. Yayınları bırakıyorum. Normal bir insan gibi yaşayacağım. Bana destek olan herkese teşekkürler. Derslerime çalışacağım tarzı bir şey yazdığını görüyoruz. Yani gayet basit bir son. Herkes yayıncı olacak diye bir şey yok. Ülkenin hamala da ihtiyacı var kardeşim, yani değil mi? Üçüncü son yine kolay bir son. Tek yapmanız gereken Aim'in mesajlarını görmezden gelmek ve ona hiçbir türlü yazmamak. Bunu yaptığınızda size saçma sapan uzun uzun mesajlar atıyor ve dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Fakat sizin hiçbir türlü ona yazmamanız gerekiyor. Sonunda da onu görmezden geldiğiniz için kendisini değersiz birisi gibi hissediyor ve sizi terk ediyor. Twitter'a ise şunları yazıyor. Pichan, mesajlarıma bak artık. Beni görmezden gelmeyi bırak. Hadi ama beni görmezden gelmeyi bırak dedim. Sana 5 milyon kere kadar ihtiyacım var. Hala mesajlarıma bakmadın değil mi? Sevgilin olduğunu unuttun mu yoksa? Bu sana iyice sinirlenmeden önceki son uyarım. Artık görmezden gelinmeye katlanamıyorum. Bu sefer gerçekten bitti. Bye bye Pichan. Seni gerçekten sevmiştim. Sonrasında kamerayı terk ediyor ve bir daha kendisini göremiyoruz. Ekranda da neyse ki bu sadece bir oyun ha yazdığını görüyoruz. Kendisine hiç ilgi vermemenin sonucu bizden ayrılmak oluyor. Dördüncü son yine basit ve yapması kolay bir son. Bu sona ulaşmak için yapmanız gereken şey Aim'e takipçi kazandırmamak. Aim'in 10. günde kaldığı evin kirasını ödemesi gerekiyor. Yayınlardan para kazanmayı da 10.000 takipçiye ulaşarak açabiliyor. Doğal olarak Aim hiçbir işe çalışmadığı için ve yapmak istediği iş de bu olduğu için 10. günde 10.000 takipçiye ulaşamadığınızda parasız kalıyor. Sonrasındaysa bize para kazanmayı açamadık. O yüzden de evden atılıyoruz. Parasız ilerleyemeyiz. Ailemin yanına geri taşınıyorum yazdığını görüyoruz.
Bu sonda da aslında ne kadar birbirini severseniz sevin, ne kadar değer verirseniz verin bir yerde para devreye giriyor. Ve oyun bize bunu acımasız bir şekilde tekrardan hatırlatıyor. O yüzden birlikte yaşayacağınız bir ilişkiye başlayacaksanız önce ayaklarınızın üzerine durabilecek bir iş bulmanız gerekiyor. Ondan sonra bu tarz işlere girişin. Evet, sevgi, saygı, değer önemli fakat para olmayınca bir yere kadar. Ve bu da maalesef ki hayatın gerçeklerinden birisi. 50 yaşında bir baba gibi konuştuğuma göre 5. sona geçebiliriz. Bu son aralarından en komiği diyebiliriz. Aim'e ilgi göstermezseniz ve onu Tinder'a sokup başka erkeklerle eşleştirirseniz Twitter'a her buluştuğu veya buluşacağı erkek hakkında tweetler atıyor. Mesela ilk erkekle alakalı şu tweet attığını görebiliyoruz. Pi-chan son günlerde bana hiç ilgi vermiyor. Bu yüzden de kendimi sürekli Tinder'da buluyorum. Bariz bir şekilde sadece Tinder'a takılmak için girmiş bir adamla randevum var. Onu terk etmeden önce üzerinden bir yemek kitleyeceğim. Aim'in Tinder'daki adamla henüz buluşmadığını ve buluşma planları yaptığını, yemeği yiyip kaçacağını yazdığını görüyoruz. İkinci defa Tinder'ı kaydırdığımızda Aim'in şunu yazdığını görüyoruz. Tinder'daki insanların izleyicilerinden çok daha yararlı olduğunu ve Tinder'da buluştuğu insanların uzun süredir kimseyle sevişmemiş olduğunu, bunun da bir tık korkutucu olduğunu söylüyor. Üçüncü seferde Aim'in bu sefer Kawaii Angel hesabından tweet attığını görüyoruz. Detaylara çok girmeyeyim fakat yorucu bir gün geçirdim. Beni neşelendirmek için iyi şeyler yollayın lütfen. Kendi hesabındansa aman tanrım az kalsın bir otele sürükleniyordum. Her ne kadar Pi-chan bana son günlerde soğuk davransa da o adamlardansa Pi-chan'a katlanmayı tercih ederim yazdığını görüyoruz. Anlaşılan birilerinin date'i kötü gitmiş. Zaten Tinder'dan ne bekliyorsa anasını satayım. Son sefer Tinder'a girdiğinde bu sefer sanırım istediği kişiyi buluyor. Çünkü şöyle bir şey attığını görüyoruz. Pi-chan'ın isteği üzerine Tinder'dan biriyle randevuya çıktım. Ve çıktığım kişi gayet onunla yediydi. Üstelik yemeğimi de o öyledi. O yüzden düşünme sürecindeyim. Bu arada sorun yok. Pi-chan bunu görebilir. Selam Pi-chan. Bu son seferden sonra ertesi gün yayın açarsak Aim'in yayında birisini tanıtacağını ve onun için özel biri olduğunu söylediğini görüyoruz. Çıktığı kişi de kendisi gibi bir yayıncıymış ve çok ünlü biriymiş. Fakat işin ilginç yanı chat bu durumdan hiç hoşnut değil. Chat'te benle dalga geçiyor olmalısın, seni kaşar gibi cümleler yazıldığını görebiliyoruz. Bu aslında bana Amorant vakasını hatırlattı birazcık. Bilmiyorsanız hemen ufak bir üstünden geçeyim. Amorant bildiğiniz üzere cinselliği ön plana tutan bir yayıncı ve takipçileri Amorant'ın bekar olduğunu sanıyordu. Evli olduğunu söylediğinde modları ona küfredip modluk görevlerini bırakmışlardı. Anlayacağınız hepsi tam bir ezik ve umutsuz vakaydı. Burada da ona bariz bir şekilde gönderme yapıldığını görebiliyoruz. Her neyse Aim yeni sevgilisini tanıtıyor ve Twitter'a şimdi mutluluğu bulabiliriz yazan bir tweet atıyor. Ekrandaysa gavatlandın yazısını görüyoruz. Ve böylece 5. sona ulaşmış oluyoruz. Dedim ya oğlum işte bak bu kız masum değil. Ama bekleyin daha çok feci sonlar var. 6. sona ulaşmak için Aim ile sürekli sevişmemiz ve onunla vakit geçirmemiz gerekiyor. İlgi seviyesini olabildiğince arttırmamız gerekiyor. Eğer çok fazla ilgi verirsek bize sürekli bizi sevdiğini söylüyor ve bizimle kafayı bozuyor. Sonundaysa aşırı dozda sevgiyi kaldıramadı yazısını görüyoruz. Böylece yayınları bıraktığından kaynaklı ve para kazanamadığından kaynaklı oyun bitiyor. Aslında aralarındaki en iyi son bu son diyebiliriz. Çünkü malumunuz sevgilimiz ve bizi seviyor yani gayet okey. Gavatlanmaktan iyidir yani. 7. son yine komik ve ilginç bir son. Bu sonda yapmanız gereken tek şey sadece seks. Eğer çok fazla seks yaparsanız size seni seviyorum Pi-chan, yayıncılığı bırakıyorum, benimle her gün yatmanı istiyorum yazdığını görüyoruz. Aim ile takılmak için seçeneklere baktığınızdaysa bütün seçenekler gidiyor ve geriye sadece seks seçeneği kalıyor. Böylece nymphomania yani seks bağımlılığı sonuna ulaşmış oluyoruz. Gelelim oyunun en karanlık sonlarından birisine. Bu sona ulaşmanız için Aim'e sürekli yüksek dozda ilaç vermeniz gerekiyor ve kafasını güzel tutmanız gerekiyor. 10.000 takipçiyi geçmeniz ve sihirli kağıt adında bir açmanız gerekiyor. Bu sihirli kağıdı ona verdiğinizde kafası iyice güzel oluyor ve halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Sonrasında masa üstüne bir not geliyor. Bu nottaysa kağıdı yaladıktan sonra 10 dakika boyunca görüşünün bulanıklaştığını ve odanın köşelerinde gökkuşağı gördüğünü yazıyor. Kendini iyi hissettiğini ve bütün dünyaya bakış açısının değiştiğini söylüyor. Tabii biz öyle şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu tarz kimyasallar aşırı derecede bağımlılık yapıyor ve hayatınızı mahvediyor. O yüzden denemek için bile girişmenizi önermiyorum. Şahsen ben denemedim, denemeyi de düşünmüyorum. Tek bağımlılığım sigaradır ve onu da bırakamıyorum maalesef ki. Ki düşünün yani sigara aralarından en zararsızlarından biriyken bile bırakamıyorsam bir de bunun üst seviyelerini düşünün. Vallahi hayatınızı mahveder. O yüzden sakın ama sakın bu şeylere girişmeyin. Çünkü zamanında bu tarz işlere girişen arkadaşlarım var ve hepsi ya hapse girdi ya da hayatlarını tamamen mahvetti. Her neyse bu sihirli kağıtlardan biraz daha verdiğimizde bu sefer notta sanki birisi veya bir şey beni izliyormuş gibi hissediyorum. Bana öylece bakıyor. Korkuyorum ama bir yandan da rahatlamış hissediyorum. Lütfen biri bana yardım etsin. Lütfen. Lütfen, lütfen yazdığını görüyoruz. Aim çok yüksek dozda kimyasala maruz kaldığı için iyice kafayı yiyor ve yayına geçtiğimizde ise şöyle bir ara sahneyle karşılaşıyoruz. Sen benim yol gösterici ışığımdın. Lütfen beni izlemeye devam et. Artık kendim hakkındaki, senin hakkındaki, bu dünya hakkındaki her şeyi biliyorum. Ah yüce olan, sesini duymama izin ver. Kangel, aha burada olduğunu biliyordum. Her zaman biliyordum. İlahi olanın beni izlediğini biliyordum. Bir melek olarak görevlerimi en sıkı şekilde yerine getirmeye çalıştım. İyi bir kız olabildim mi? Evet, oldun. Teşekkür ederim. Bunu duymak beni sevindirdi. Lütfen, benimle kal.
Tekrardan yalnız kalmak istemiyorum. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bana nezaketi gösterdin ve bana karşı sıcaktın. Teşekkür ederim Tanrım. 9. son yine karanlık ve rahatsız edici bir son. Bu sona ulaşmak için aim'in stresini olabildiğince yüksekte tutmamız gerekiyor. İyice yükselttiğimizde ise sinir krizine girdiğini görüyoruz ve bizden kendisini kesmemizi istiyor. Kestikten sonra ise ikinci bir stres krizine giriyor, üçüncü krize girdiğinde ise oyunda gizli bir şeyle karşılaşıyoruz. Ekran bir anda büyüyor ve hemen sil yazılarının tekrar ettiğini görüyoruz. Sonrasında oyun birden kapanıyor. Burada birazcık şaşırdım. Herhalde dedim hani gizli bir son falan diye düşündüm ve en baştan başlayacağımı sandım. Fakat öyle olmadı. Oyuna tekrardan girdiğimde ve Twitter'ı kontrol ettiğimde aim'in yoruldum, pes ediyorum tweetleriyle karşılaştım. Ve birden Angel Kawai'yi artık yok yazısıyla karşılaştım. Aim yüksek stres altında kaldığı için ve sürekli sinir krizleri geçirdiği için kendisini kötü hissetmişti. Ve hayatını sonlandırmıştı. 10. son yapması yine kolay ve bir o kadar da rahatsız edici bir son. Aslında bu son aralarından en gerçekçisi diyebiliriz. Bu sona ulaşmak için yapmamız gereken şey bol bol internete giriş yapmak. Aim'in kendi hakkında yazılan yorumları görmesini sağlamak. Bunu yaptığımızda Aim kötü yorumlara çok fazla kafayı takıyor ve iyice bunalıma giriyor. Sonrasında çok daha fazla kötü yorumla karşılaşınca şöyle bir sahneyle karşılaşıyoruz. Kendisi hakkında bir sürü kötü yorum psikolojisini iyice darmadağın ediyor. Ki bu da aslında konuşmamız gereken konulardan birisi. İnternetteki linç kültürü özellikle Türkiye'de aşırı derecede artmaya başladı. Twitter'daki salak saçma sayfalar para kazanmak için insanları linçletmeye ve bunu iyice paraları ceplerine atana kadar devam ettirmeye odaklanmış. Komik bir video gördüklerinde bile cool olacaklarını düşündükleri için gülmedim ya da ne bileyim sadece soru işareti attıklarını görebiliyorsunuz. Bu ne abi, buna mı gülüyorsunuz gibi yorumlar çok fazla artmaya başladı. Oysaki insanlar sadece eğleniyor ve insanları güldürmek istiyor. Bunun sebebi aslında nefret üzerinden etkileşim sağlamak ve kendi küçük egolarını tatmin etmek. İnsanlar artık o kadar hayattan bıkmış ki Twitter'da aldığı 5 like küçük egolarını arşa çıkarıyor. Ve karşımıza her şeyin en iyisini bilen kişiler olarak çıkıyorlar. Sorsan Twitter'daki herkes çok akıllı. Ama gelin görün ki ülkenin IQ ortalaması 90. Instagram'dan bahsetmiyorum bile. Onlar zaten ayrı bir maymun anasını satayım. İnsanlar farkında değil fakat bu linç kültürü kişilerde ağır derecede psikolojik sıkıntılar yaratıyor. Ve onları bu tarz kötü düşüncelere sürüklüyor. Her neyse oyuna dönecek olursak Aim son yayınını açıyor. Ve insanların onu gereksiz linçlemesinden kaynaklı her şeyden bıktığını, dünyanın internet yüzünden geldiği noktaya isyan ediyor. Sonrasında iyice deliriyor ve ekranda ölü kelimesinin tekrarlandığını görüyoruz. Kendisini linçleyen insanların adresini bulduğunu ve onu öldürmek için geldiğini söylüyor. Sürekli kapının çaldığını duyuyoruz. Sonra yine bir kafayı yeme sekansı bizi karşılıyor. Bu sefer yayıncılıktansa evli bir eş olmak istediğini ve bizim onu sevip sevmediğimizi soruyor. Sonrasında şöyle bir yazı çıkıyor. Uzun saçma sapan bu yazıların sonunda "Beni seviyor musun?" yazısını görüyoruz. Sonrasında Aim bir anda yayına giriyor ve her yerinin kan olduğunu, elinde ise kendi resmini tuttuğunu görüyoruz. Bu yayında İncil'den, animeden ve mangalardan bahsediyor. Konudan konuya atlıyor ve mantıksız konuşuyor. Yayın başlığının ise anlamsız kelimelerden oluştuğunu görüyoruz. Ki aslında bunlar anlamsız kelimeler değil. Bir kodlama. Bunu Affine Cipher Decoder sitesine attığımızda başlıkta yazan şeyin internet meleğinin yayınına hoş geldiniz yazdığını görüyoruz. Oyunun sonunda yazan kelimelerin çevirisini yaptığımızda da şimdi gerçekten mutlu yazdığını görüyoruz. Aim aşırı derecede internetteki yorumlara maruz kaldığından dolayı kafayı yiyor ve böylece 10. sona da ulaşmış oluyoruz. 11. sona ulaşmamız için yapmamız gereken şey Aim'in mental sağlığına zarar vermek. Bunu yaptığımızda kendini mutsuz hissettiği için bir yayınında yayınlara ara verdiğini ve bir süre ortalıkta olmayacağını söylüyor. Son yayına girmeden önce ise Twitter'da şunları yazdığını görüyoruz. Sizin sevdiğiniz kişi Angel. Ben değilim. Gerçek ben değilim. Kimse beni gerçekten anlamıyor. Buna artık bir son vereceğim. Her şeye son vereceğim. Er ya da geç bütün melekler düşer. Yakında yayın açacağım. Peruk yok, kostüm yok, hiçbir şey yok. Beni görmeye geleceksiniz değil mi? Yazdığını görüyoruz ve Aim yayına geçiyor. Ben efsaneyim başlığıyla kostümsüz bir şekilde kendi gerçek kişiliğiyle yayın yaptığını görüyoruz. Hiçbir şeyi umursamadığını ve yayında ot içtiğini görüyoruz. Bu da aslında bize Aim'in insanların onayına, ilgisine ne kadar muhtaç olduğunu gösteriyor. Angel olarak değil kendi olarak tanınmak ve ünlü olmak istiyor. Angel değil kendisini sevmelerini istiyor. Sonrasında yayın bir anda kapanıyor. Ve aradan geçen uzun bir sürenin ardından bizi bir forum karşılıyor. Bu forumdaki yorumlardan da gördüğümüz kadarıyla uzun bir süre geçmiş ve insanlar Angel'ı hatırlamak için bir konu başlığı açmışlar. Bu konu başlığında yaptığı son yayının ne kadar efsane olduğunu ve Aim'in yayında ot içtiğinden kaynaklı banlandığını öğreniyoruz. Bu yüzden de Aim yayın hayatını bir daha geri dönmemek üzere maalesef ki bırakıyor. Böylece de 11. sona ulaşmış oluyoruz. Bir ilginç sonumuz daha var. Bu son büyük ihtimalle kanaldaki erkeklerin ilgisini oldukça çekecektir. Bu son için yapmamız gereken tek şey Aim'e seksi yayınlar yaptırmak ve olabildiğince ona ilgisiz davranmak. Doğal olarak cinsellik sattığından ötürü bu rotada Aim'in takipçi sayısının normalden daha fazla arttığını görüyoruz. Birkaç seksi yayından sonra masaüstüne bir günlük geliyor ve açıp okuduğumuzda bizden minnettar olduğunu fakat son haftalarda bir şeyler karıştırdığımızı düşündüğünü görüyoruz. Sonrasında son yayınını açıyor ve cinselliğin ön planda olduğu bir fotoğraf görüyoruz.
dekolteli bir şekilde poz verdiğini ve banlanmadan önce izle yazısını yazdığını görüyoruz. Sağ altta ise canlı seks kaseti yazdığını görüyoruz. Buradan da anladığım kadarıyla sanırım Aim bizimle canlı yayında seks yaptı. Ve bunu daha fazla takipçi kazanmak için kullandı. Böylece OnlyFans'ci bir e-girl olmanın ilk adımını attı sanırım. 13. son için yapmamız gereken şey yayın kategorilerinden komple teorilerini seçmemiz ve sadece bunların yayınını yapmamız gerek. Yani adından da anlayacağınız üzere gerek 51. bölge olsun gerek uzaylılar olsun bunlar hakkında konuştuğu yayınlar yapıyor. İnsanların kendisine inanını görünce de Aim kendini bu olayı iyice kaptırıyor ve din kurduğunu açıklıyor. Kendisine inanırsak dünyanın daha güzel bir yer olacağını söylüyor ve yayının sonundaysa bizi bir çizim karşılıyor. Çizimin ortasında Aim'in bir melek olarak çizildiğini ve etrafındaysa ona inanan insanların mutluluğunu görüyoruz. Anlayacağınız Aim internet dünyasının Hasan Mezarcısı oluyor. Dinime hoş geldin yazısıyla da oyunun 13. sonuna ulaşmış oluyoruz. Oyunun 14. sonuna ulaşmak için Aim'i sürekli hastaneye psikiyatriste götürmemiz gerekiyor. Psikiyatriste gittiğinde kendisinin akli dengesinin bozuk olduğunu ve problemli birisi olduğunu anlıyor. Neredeyse her gün psikiyatriste gittikten sonraysa kendini iyice sorgulamaya başlıyor ve şunları yazdığını görüyoruz. Onca ay çalışıp kazandığım para bu ha. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Kendime melek falan diyorum ve bu çok salakça. İnternette insanları eğlendiren bir şaklabanmışım sadece. Peki şimdi ne yapacağız? Her şey bitti. Ben işe yaramaz bir yayıncıyım. Bu kariyerimden devam edersem hiçbir şey iyi olmayacak. Sense bana yalan söyleyen ve benim için hiçbir şey yapmayan bir yalancısın. Elveda. Bu yazılardan sonra Twitter'a attığı tweetleri görüyoruz. Aim onu sürekli psikiyatriste yolladığımızdan kaynaklı kendisini deli gibi hissediyor. Ve büyük bir çöküş yaşıyor. Tamamen sizi suçluyor. Sonrasındaysa Twitter'dan bloklanıyoruz. Ve bu senin için bir oyun olabilir fakat belki de birazcık daha denemelisin yazısıyla karşılaşıyoruz. Böylece 14. sona ulaşmış oluyoruz. 15. son birazcık üzücü ve hayatın gerçekleriyle yüzleşmenizi sağlayan bir son. 30 gün boyunca yayın yapmanın ardından Aim yayınlarından ne kadar memnun olsa da gerçek bir işte çalışmak istediğini söylüyor. Biliyorum çok da mükemmel değilim fakat bunun için beni bir kenara atma lütfen diyor. Sonrasında zaman ilerliyor ve Aim'in çalışmaktan ötürü yorulduğunu görüyoruz. Ona destek oluyoruz ve bize birazcık geç geleceğini söylüyor. Bizse biraz ramen yapacağım. Tahminen ne zaman gelmiş olursun yazıyoruz. Fakat cevap yok. Sonrasında Aim bizi engelliyor. Ve mükemmel olmadığım için lütfen beni bir kenara atma diyen kız bizi bir kenara atıyor. 16. sona ulaşmak için Aim'e Ambien adında bir ilacı aşırı dozda vermemiz ve mental sağlığını iyice kötüye götürmemiz gerekiyor. 30 günün sonundaysa son yayınını açıyor ve insanlara veda etmek istediğini söylüyor. Yayındaysa şöyle bir sahneyle karşılaşıyoruz. Sanırım bu kadardı. Elveda dediğini görüyoruz. Ve Aim kendini çatıdan aşağı atıyor. Yüksek dozda ilaç vermemizin sonucunda mental sağlığı iyice kötüye giden Aim kendi hayatına son verme düşünceleriyle boğuşuyor ve onun yanında olmadığımız için en sonunda yayında hayatına son veriyor. Sonda da sevgi ve internetteki sayılar onun için bir kaçış mekanizmasıydı yazdığını görüyoruz. Buradan da insanların hayatlarında ne kadar sorun yokmuş gibi gözükse de ne kadar sevgi ve ilgi görse de içlerinde yaşadıklarından kaynaklı hala bu yollara başvurabileceğini anlıyoruz. Açıkçası üzücü. Bu seferki sonumuz ilk defa iki taraf için de kötü gerçekleşiyor. Bu sona ulaşmak için Aim ile aramızı iyi tutmamız fakat bir yandan da ona yüksek dozda ilaç vermemiz gerekiyor. 30 günün sonundaysa bize benden hoşlanıyor musun diye bir soru soruyor. Ne kadar onu sevdiğimizi söylesek de bize hepsi zaten aynı şeyi söylüyor. İlk randevumuz neredeydi hatırlıyor musun? Sorularını yöneltiyor. Bunlara yanlış veya doğru cevap vermenizin hiçbir önemi yok. Çünkü Aim kafasına koyduğu şeyi gerçekleştirmek üzere. En sonunda bize benden gerçekten hoşlanıyor musun diye bir soru soruyor. Ve ben de Amogus yazıyorum. Sonrasında tabii ki de çıldırıyor ve sevmiyorsun değil mi diye spam atmaya başlıyor. Yalancı, beni hiç umursamadın bile. Umursamadığını biliyorum. O yüzden sana artık ihtiyacım yok diyor ve bizi öldürüyor. Şu ana kadar oyunda hep Aim için kötü biten sonlarla karşılaştık ve ilk defa her iki taraf için de kötü biten bir son gördük. Aim'in kafayı yemesi sonucu kendisi bir katil, bizse toprak oluyoruz. Biz mezara, oysa hapse gidiyor. 18. sonda Aim'in kariyerini olabildiğince iyi bir şekilde yürütmemiz gerekiyor ve onu bir internet starı yapmamız gerekiyor. Bunun sonucundaysa büyük bir ajansın ona lüks bir yayıncı evinde kalması gerektiğini ve Aim'in de aynı şekilde bunu çok fazla istediğini görüyoruz. Üzgünüm ama hayallerimin peşinden koşmak istiyorum. Ne kadar ayrı da olsak yine de bana destek olursun değil mi? Yazdığını görüyoruz. Biz de tabii ki de dedikten sonra Aim taşınıyor ve Twitter'a şunları yazdığını görüyoruz. Bu kadar ünlü bir yayıncıyı sevgilim yaptığıma inanamıyorum. İyi ki de bu büyük şirkette anlaşmışım. Bu cümleden Aim'in gittiği yayıncı evinde bizi aldattığını ve büyük bir yayıncıyla birlikte olduğunu görüyoruz. Yeni erkek arkadaşının tıpkı kendisi gibi bir yayıncı olduğunu, parantez içinde ise diğer erkek arkadaşımın aksine yazdığını görüyoruz. Devamındaysa bu sayede birbirimizi anlıyoruz ve problemlerimizi daha rahat çözüyoruz. Ayrıca bana yayınlarında çok yardımcı oluyor. Yakında birlikte ortak yayın yapacağız yazdığını görüyoruz.
Erkek arkadaşımın kız hayranlarının onun için cüzdanlarını boşaltması çok hoşuma gidiyor. Anlayacağınız, bana hediye almasına yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Ah, onu çok seviyorum. Bugün onda kalacağım. O yüzden de bolca aşk yaşamayı bekliyorum. Sonsuza kadar onunla olmak istiyorum. Eğer çok daha ünlü olursa onunla evleneceğim. Erkek arkadaşım son günlerde bana garip davranıyor. Artık beni doğru düzgün aramıyor ve ona ulaştığımdaysa sürekli meşgul olduğunu söylüyor. Uzun bir süreden sonra onu gördüğümde ise beni yatağına götürdü ve 3 dakikalık gördüğüm en isteksiz seksten sonra uykuya daldı. Beni kullanıyor mu? Başka yayıncı bir kızla aşk yaşadığına dair dedikodular var ve bunun bir saçmalık olduğunu biliyorum. Ne yapmam gerekiyor? Piçan olsa bana asla böyle yapmazdı. Piçan'ın gözü sadece bendeydi. Buna rağmen her şeyi mahvettim. Tanrım, ne yapmam gerekiyor? Çok korkuyorum, yardım et bana. Aim en sonunda Angel hesabına geçip aldatıldığını resmi bir şekilde duyuruyor. Ondan sonra bütün suç sanki erkeklerdeymiş gibi. Bütün erkekler, hepiniz iğrenç hayvanlarsınız. Hepsinin toplanıp vurulması gerekiyor yazdığını görüyoruz. Kendisi için mükemmel bir sevgili olsanız bile bizi bırakıyor ve kendisini aldatacağı birisi gidiyor. Sonra ise işte aklı sizi arıyor. İyi göllerin özeti diyebiliriz. Oyunun 19. sonuna ulaşmak için yapmamız gereken şey Aim'in mental sağlığını biraz çökertmek ve onu her gün yayına sokmak. Her gün yayın yaptığı için ve akıl sağlığı da pek yerinde olmadığı için insanların kendisini sadece sayılardan dolayı önemsediğini düşünüyor. Bunları size söylemesine rağmen, içini dökmesine rağmen ona cevap yazmayıp kendi işinize bakarsanız 30. günün sonunda size tekrardan yazıyor ve bu sefer cevap vermediğinizden kaynaklı iyi olacağım. Umursadığın için teşekkürler yazdığını görüyoruz. Sonrasında ona mental olarak hasar verdiğimiz için ve üzerine bir de umursamadığımız için bizi engelliyor. Oyunun sonunda da sadece sayılar onun için yeterli değil yazdığını görüyoruz. Ve gelelim 20. sona, yani videoda bahsedeceğimiz final sonuna. Bu sona ulaşmamız için Aim'i 1 milyon aboneye ulaştırmamız ve ona aşırı derecede sevgi aşılamamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda ve 30. güne geçtiğimizde, bugün 30. gün ve 1 milyon abone hedefimize ulaştık. Ayrıca birlikte çok daha eğlenceli şeyler yapmamız gerekiyor. Fakat Kangel çok daha fazlasını yapabilecek bir kapasiteye sahip. YouTube'da geçirdiğim vakitte çok eğlendim. Kendimi beni seven ve yanımda olan 1 milyon insandan dolayı çok şanslı hissediyorum. Çok iyi hissettiriyor fakat yeterli değil. Çok daha fazlasını istiyorum. Millet, bana bu geceki yayını unutmayacağınıza dair söz verir misiniz? Ve tabii ki de beni unutmayacağınıza dair. Ah, kendimi çok mutlu hissediyorum. Böylece final sonumuz da böyle bitiyor. Aim çok fazla sevgiye maruz kaldığı için daha da fazlasını istiyor ve bu da klasik insanoğlunun açgözlülüğünü gösteriyor. Fakat finalimiz mutlu bitiyor. Aim istediği her şeye ulaşıyor. İlgi, para, mutluluk hepsi artık ona ait. Böylece Needy Girl Overdose videosunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Olaylara gerçekçi bakış açısıyla ve onlarca farklı sonuyla Needy Girl Overdose kendini tekrar tekrar oynatan gayet güzel bir psikolojik korku oyunu. Umarım anlatım tarzımı da beğenmişsinizdir. Yeni şeyler deniyorum açıkçası. Anlayacağınız, bu videoyu yapmam çok uzun sürdü. Fark ettiyseniz önceki videolarıma göre bu videoda çok daha fazla editlemeyle uğraştım. O yüzden videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Elimden geldiğince kaliteyi arttırmaya çalışıyorum. Ayrıca benim de Aim gibi mutlu olmamı ve bu uzun mu uzun içerikleri devam ettirmemi isterseniz aşağıda bulunan katıl butonuna basıp videoların sonunda isimlerinizi gösterebilirsiniz. Ve tabii ki de bana maddi olarak destekte bulunabilirsiniz. Birazdan üyelerimin ismi gözükecek ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buraya kadar atlamadan izleyen herkesin de yeri ayrı tabii ki de. Değerli vaktinizi ayırdığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. İleride gelecek olan videoların bildirimlerini almak isterseniz de kanala abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.